qarızlar atsın. Aşağı! Yürüyün! Isqalan izom! Şok yabışar. Hatta fış özüm bu yabışar. Ma'amru şehrin unut yabışar. Biz şemiz. Billeyle mbarih sar matar. Kanal D haberi olarak kameraman arkadaşım İsmail Umut Arabacı ile birlikte Suriye'deyiz. Kanal D haber sınırın ötesinde insanlık dramının yaşandığı Suriye'de. Şarşahna Allah şarşahu Allah yehliku mitna mati şahab daiş Türkiye daişu daişu intu. Tabi yetersiz ama yine de Türkiye'nin işte yardımı, Türkiye'den bu şekilde sınırda bekleyen Suriyelilere yardım geliyor. Sadece Türkiye'dekilere değil. Ve işte bu da onların yüzünü güldürdü. Çünkü en azından bugün karınlarını doyurmuş olacaklar. İşte Türkiye'den gelen yiyecek bakın nasıl paylaşılıyor. Hatay'daki çadır kent doldu taştı. İkincisi kuruluyor. Şimdiye kadar 4000'den fazla Suriyeli Türkiye'ye geçti. Ordunun operasyon başlattığı Cis-e-Şuur'dan kaçan bir o kadarı da 3-5 bavula sığdırabildikleri eşyalarla sınırda bekliyor. Suriye'de manzara Türkiye'den görüldüğünden daha kötü. Sınıra geldiniz, içeri girdiğiniz zaman yüzlerce, binlerce çocuk var. Sınırın her yeri aslında çadır kent olmuş durumda. Ağaçların altına girdiğinizde işte bu manzarayla karşılaşıyorsunuz. Her ağacın altında bir aile var. Sınırda ilkel şartlarda yaşıyorlar. İhtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya çalışıyor ama işte bu şekilde ekmek de burada yapıyorlar. Gerçekten zor şartlar altında yaşıyorlar. İşte burada da bir kamyoneti ev haline getirmişler. En büyük problem su. Çünkü Suriye ordusunun buradaki Suriye halkının suyunu zehirlediği iddia ediliyor. Çok ciddi bir iddia ve çok insanın da bu şekilde zehirlendiği belirtiliyor. O yüzden Suriye suyunu kullanmıyorlar. İşte oradan getirebildikleri de bunlar. Endişe içindeler. Çünkü her an erzakları bitebilir, gelmeyebilir. Bu nedenle büyük bir korku yaşıyorlar. Sadece o da değil. Hemen karşı tepelerde Suriye askerleri olabilir. Ma'amru ise şehreyn unus. Ya bişşar şu zenbu. Şu zenbu yuad benil aradi, benil haşarat, sami, benil afa'i. Ya bişşar ittiki Allah. Yusuf daha 2 aylık annesinin kucağında ama rahatsız. Ve işte annesinin gözyaşları var. Evine gidemiyor. Türkiye sınırında şu anda bekliyorlar. Yusuf belki de buradaki çocukların bir örneği diyebiliriz. Tabii onun gibi burada çok sayıda çocuk var. Türkiye sınırındaki Hırbıtcos köyü hayalet şehir gibi. Çıkan olayların ardından işte bu polis karakolu da boşaltıldı tamamen. İşte burası karakoldu ve Suriyelilerin oldukça korktuğu yerlerden biriydi. Şimdi tamamen boş. Bir ay önce polisler burayı bırakarak gittiler. İşte burası da Suriyelilerin en çok çekindiği yer. Karakolun gözaltı odası, nezarethanesi. Çok sayıda işkence olayının meydana geldiği söyleniyordu. Tabii şimdi boş. Çocuklar bağırıyorlar, tepkilerini gösteriyorlar ve Esad'ın bir an önce Suriye'den gitmesini istiyorlar.